Merhaba arkadaşlar. Burası Mersin Aslanköy. 1700 rakımda. Orman içinde. Alt kısmı sulanıyor. Buralar sulanmıyor. Ormanın içinde cevizlerimiz var. Bu 13 yaşında Chandler. Böyle bir gezmeye geldik. Başında varsa alalım dedik birkaç tane. Bir tane bulduk. 10-15 kilo ceviz vardı daha öncesi. Şimdi bir tane kalmış. Sincaplar götürmüş. Yemişler. Yesinler. Alttaki bahçeye daha gelmemişler. Evet, hiç meyve yok. Sulanmadığı halde sürgünler gitmiş. Sürgünler güzel olmuş, uzamış. Gelişim güzel. Uyku moduna girmiş. Ekim'in 12'si falan. Yani güzel. Bu cevizleri zaten biz alttaki diktiğimiz cevizlere tampon yapmıştık. Yani sincap falan yesin diye. İleride çok büyük olunca yarı yarıya kalabilir. Şu an ya büyüyor. Çok hızlı gelişiyor. Burada bir tane var. İki tane hatta aldık. Osman bir gelir misin? Cevizi bir çekelim. Evet, Chandler. Çatlama olmuş. Bayağı irice. İçine bir bakalım. Beyaz, güzel. Yumuşak. Lezzetli. Ayrıca rakım 1700. Burası 1350-1700 arası. Yani buraya bu çetler ama yağ oranı, aroması değişiyor. Yani buranın cevizi oluyor. Yani adı Chandler ama ceviz buranın Aslan Köyün cevizi oluyor. Yani yerli ceviz bu. Ve güzel. Tadı güzel. Yağ oranı yüksek. Kaliteli bir ceviz oluyor. Hangi ceviz olursa olsun bu rakımlarda dikildiği zaman değişir. Evet. Birkaç tane bize kalmış. Kalanını sincaplarımız götürmüş. Götürsün. Helal olsun. Bize bunlar da yeter. İleriki yıllarda 3-5 yıl, 10 yıl sonra bu ağaç 2 katı, 3 katı olacak. Ve üçte biri kalsa bize yeterdi. Bir tane de burada var. Bu franket. Bunda zaten meyve azdı. Sürgünlerden belli. Sürgünler çok hızlı gitmiş. Şu sürgün 2,5 metre falan gitmiş. Hiç sulanmadığı halde. Evet, yukarılarda orman. Alıç ağacı var. Meyvesi de var.
Hemen üstümüzde. Alıcı ağacı. Yabani alıç. Meyvesi güzeldir. Gidelim yanına. Uzak değil zaten. Buradaki ormanlarda çok alıç var. Yukarılarda kalmış alıçlar. Bunu da bir şeyler yemiş. Meyvesi burada. Evet. Bu alıç kalp için birebirdir. Kalp ağrısı. Damarları açıyor. Güzel bir meyve. Yabani. Burada çok iyi gelişiyor. Şurada var bir tane. Bayağı da iri. Güzel. Buralarda çok fazla. Ormanlarda. Hemen cevizler burada. Bunlar hep alıç. Şurada da var alıç. Şimdi cevizlere bakalım diğerlerine. Burada orman içinde 100-150 tane ceviz var. Onlara bir bakalım. Değişik. Chandler, Franket, Fernor, Fernette ve Maraş 18 var. Maraş 18'de şu an zaten ceviz yok. Daha önce olmuştu o. Evet. Maraş 18. Hızlı büyüyor. Çok sürgün var. 6-7 yaşlarında. Bu yıl 30-40 tane meyve verdi. Onları da sincaplar yedi. Etrafta yine badem ağaçları. Onlarda da meyve yok. Yemişler. Üzümler var. Üzüm. Küçük cevizler var. Yetişiyor. Bu fernet de bunda biraz kalmış. Hemen yanında Chandler var. Fernet de daha küçük yapı olarak başında kalmış. Ya biraz geç kaldığı için yani çatlama olmamış. Ya da sincap Chandler'ı daha çok seviyor. Daha iyi. Fernet de biraz kalmış. 10-15 tane. Bunu kuş tepeden delmeye çalışmış. Vazgeçmiş. Bir bahçede sincap eğer şu sapı gevmişse yani böyle dalgalıysa sincap yemiştir. Şurada var biraz. Burada biraz kalmış bu bölgede. Epey kalmış burada. Evet. Şu dal kırılmış. Alttaki. Bu dal kırığını sincap yapamaz. Domuz da gelmiş. Domuz yapmış bunu.
Ama fazla zarar vermemiş. Şunu sincap yapmış. Evet. Fernette de var. Diğer fernettelere de bakalım. Sincap bırakmış mı? Bu da bize ormanlık yerlerde hangi çeşitleri sincapın çok sevdiğini bilmemiz için bir ışık. Ayrıca buraya ilaç da verilmiyor. Hiçbirinde kurt yok. Yerli çeşitlerde oluyor ama veya çok salkım veren cevizlerde kurtlanma oluyor. Çok o da nadir. Bu da fernur. Hiç kalmamış fernurda. Biraz erken olduğu için Chandler'da. Sincap hepsini götürmüş. Götürsün. Etrafta yeni fidanlar oluyor. Orman içinde olsun. Çıkıyor. Büyüdüğü zaman, yani bir bilek kadar falan olduğu zaman aşı yapıyoruz. Meyvesi kötüyse. Buralarda pek yerli çeşit yok. Hep aşılı. O yüzden güzel oluyor. Sincaplar götürüyor. Yediklerini yiyorlar. Yemedikleri de çıkıyor. Burası böyle orman içi bir yer. Her şey var. Badem, üzüm, alıç. Üzümlere bakalım. Bunları yiyen tilki yer. Burada var üzüm. Koparalım bir tane. Şimdi. Güzel tadı. Bal gibi tadı. Etraftaki ormanlarda hep ceviz var. Badem ağacı. Çok büyük badem ağacı. Bazen soğuklara yakalanıyor, vermiyor. Bazen veriyor. Bir bölgede doğal olarak ne oluyorsa o bölgede o olan şeyler çok iyi olur. Mesela burada bir tane badem ağacı var. Evet. Tahminim 50 yaşlarında var. Yani burada diyor ki ben badem olurum diyor. Ama bu soğuğa yakalanıyor. 3-5 yılda bir defa yakalanıyor soğuğa. Çok büyük bir badem. Etrafta da var zaten hep badem. Burada yeni soğuk olmayan çeşitler yapılabilir veya aşılanabilir. Ama o yeni dikilecek yerler için, yani bu 50 yaşındaki badem kalsın. Diğer badem yapılacaksa bu yerlere çeşit olarak geç Nisan Mayıs'ta olan Vairo, Mokoko güzel olur. Şimdi diğer şu aşağılarda da var ceviz. Biraz aşağısı zaten ceviz bahçesi. Sulanabilen yer. Bunlar orman içinde. Şimdi onlara bakalım. Bu fernur ağacı.
Meyvesi az. Zaten dökmüştü. Tozlaşma sorun olduğu için. Ama yine de 50-100 tane var. 10-13 yaşındaki ağaçta. Hemen yanındaki Chandler Franket. Biraz var. Bunu topluyoruz, salladık. Merhaba, kolay gelsin. Abi kolay gelsin Süleyman Bey. Teşekkür Nasılsınız? ederim, sağ olun. Ben de kime diyor dedim, telefonla mı görüşüyor? Ceviz topluyoruz. Nasıl gelmiş, ceviz gayet güzel. Toplaması? Eziyetli. Yani kimse cevizin fiyatına pahalı demesin. Bu ceviz zaten organik. Kendi yetişiyor. Susuz. Ormanda. Çok yüksek. Her şeyi doğal bunun. Nasıl doğal bal var? Bu da doğal ceviz. Evet. Bir kovayı doldurduk bir ağaçtan. Evet. 13 yaşında mı dediniz? 13 yaşında bu. Çok verimli bir ağaç. İki aşı birden herhalde. Çetlerle. Evet. Franket. Franket beraber açılanmış bir dalı. Çetler bir dalı franket. Ama verimli bir cevizmiş. Her ikisi de. Şimdi bu siz ziraatçısınız. Gübresiz, susuz olması hakkında bir düşünceniz var mı? Şimdi toprağı da kirli buranın. Şeyin ağacın konumu olarak yağmur yağdığı zaman yukarılardan ormanda bulunan bitki besin elementleri aşağı getiriyor ve bunlardan besleniyor. Zaten ağaç toprak da çok zengin bir toprağa benziyor. Orman toprağı olduğu için henüz yorulmamış bir toprak. Onun için verimi yüksek olur. Evet. Sağ olun. Teşekkür ettik. Değil. Sahilde spor yapıyoruz. Evet. Şu an burası 1750 rakım. Ama havası çok güzel. Hava güzel. Franket burası. Burası Chandler aşı. 13. 13 yaşında. 13 yaşında ama çok meyve verdiği için ağaç fazla gelişemedi. Ama yine de bu ağaç şu an 10-15 kilo meyve verdi. Yukarıdaki cevizlerimizi sincap götürmüş ama buradakileri tam götürememiş. Zaten yine başında var. Bırakıyoruz. Yiyorlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. İyi günler.